Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç ile birlikte karşınızdayız. Hepinize merhaba diyoruz. Gündem koronavirüs, COVID-19. Aslına bakarsanız virüsün kendisi zaten bütün dünyada yayıldı. Epidemiden pandemiye dönüştü Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Şu demek epidemi belirli bölgesel alanda salgın durumu söz konusu iken pandemi tabirini kullanarak küresel anlamda bir salgını teyit etmiş oluyor Dünya Sağlık Örgütü. Elbette bu tarz virüslerle mücadele etmek ilgili kurumların, kuruluşların görevi ama bunlara muhatap olarak bizlerin de dikkat etmesi gereken belli başlı kurallar var. Zaten izliyorsunuz, okuyorsunuz, sosyal medyadan takip ediyorsunuz neler yapılması, neler edilmesi gerektiğini ama yapılmaması gerekenlerin başında panik geliyor. Bugün biraz ona konuşmamız gerekiyor. Dün hafiften sürede çok fazla yoktu. Biraz değindik ama ilginç bir şekilde hani neydi o? Kaynımdan duydum. İşte bilmem nerede bir akrabamız doktor. Allah akıl fikir versin. Ya da Ayça'nın abisi miydi? Ayça'nın abisi modeli evet. Vardı değil mi bir de? Ayça'nın abisi bilmem şurada ya. Çalışıyor. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Şimdi bir de hemşire ses kaydı. Kendisine hemşire olduğundan ses kaydı var. Dolaşıyor sosyal medyada. Bunlar tamamen paniği artırmak. İnsanları böyle biraz hani endişeye sevk etmek, biraz panik havası oluşturmak için yapılan hamleler. Bunlara dikkat etmek lazım. Marketlere akın ediliyor. Bilmiyorum hangi akılla yani rafların birçoğu boş çoğu yerlerde. Özellikle Kadıköy bölgesindeymiş. Hikmet'ten biliyoruz. Benim bölgemde ben öyle bir yoğun bir baktım. Saldırı yok marketlere karşı ama Hikmet marketlere gitmiş bakmış. Evet, bayağı evet, bir şey var. Baktım. Panikten vazgeçmemiz gerekiyor. Aslı Aydın Taşbaş'ın bakış açısıyla falan makarna bizi virüsten korumuyor. Onu da söyleyeyim. Öyle diyor çünkü. Makarna nasıl virüsten koruyor falan demiş. İronik olsun diye sorduk. Onu mu okudu bilemiyorum. Hepimiz sorduk yani. Bir tek ben sormadım da. Yani arkadaşlar bak makarna işte içindeki aligo elementler yüzünden antiviral ve septomatik tedavilerde falan hani çektin mi spagetti daha çabuk yapar. Damardan girer. İşte fiyonk makarna akciğerleri temizler falan filan diye bir şey. Bunu şakasını yaptık yani. İnanmış herhalde, inanmış. O da acaba makarna, metaforik mi yaptı bilemiyorum. Yani makarna virüsten korusaydı İtalyanlar hastalanmazdı falan diye bir şeyler söylemiş. Yani, tabii herhalde. Yani. Şu görüntüler ilginç görüntüler. Evet. Bir de şunu da aktarmakta fayda var. Bizim orada hala öyle 4.95'e satılan fiyonk makarna hala 4.95. Onu güzel, söyleyeyim. Güzel, var. Fakat ölümcük internet şey üzerinden yani. Vurguncular inanılmaz. Yani bu sahtekarlar aportta mı bekliyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum ama 4.95'e satılan fiyonk makarnayı 18 liraya 20 liraya internet üzerinden satışlar var. Bakın 15-25. Yani 45 liradan da indirim yapmış. Bir de şöyle şey de var yani. Hani, o 25'e satıyor değil mi internet üzerinden? İşte 15-25 yazıyor şu anda. 45'miş yani. Ama. 45'te indirmiş. Yani 45'te. Bak, İyilik yapmış. Gene ekranlarda gördüm. Fake zannettim. Yani kendim direkt yine siteye girmedim. Yani o kadar yani o kadar çok şey dönüyor ki. Mavra dönüyor. 55'e kadar çıkan makarna var. Ben marka söylemeyeyim. 55 TL makarna. Yarım kilo. Yarım kilo makarna 55 TL internetten satıyor. Biz dedik ulan dedik yani 55'e bu da olacağını antrikot al. yani protein. Hani makarna. Sürekli karbonhidrat yiyorsun. Protein al. Git abi siparişini ver. Ama dayanıklı git değil markete. Makarna kadar biliyorsun. Hemen tüketmen lazım. Ya makarnayı 6 ay sakla. Parça parça streçe sar onları tek tek buzluğa at. Bravo. Evet. Antikot oradan ye. Yani ihtiyacın olur. Şimdi ben bunu söyledim de tam buraya geçmeden önce ben Kadıköy dedin ben söyleyeyim. İçeride baştan anlattım zaten. Onları söyle. Hikayem tabii. Çok basit. Fotoğrafım da var kendim çektim. Ben inanmadım. Tam da benim dizim başlayacak. Yani benim bir dizim var burada Kuruluş Osman'ı seyrediyorum. Çıktım dışarı. Neden çıktım biliyor musun? Anlatacağım abi. Madem olaya korona. Dışarıda otururken dışarıda sokaktan geçen bazı kişilerin konuşmalarını dinledim. Dediler ki tek tek alıyorlar içeri dedi. Ben ellerde dolu. Ben diyor neyi tek tek alıyorlar içeri? Kapıda bir. Sen balkonda temiz hava alırken değil mi? Temiz hava alırken balkonda çay ve temiz hava alırken aşağıdaki hanımlar konuşuyor. Ve duyuyorum. Sokak bomboş. Şey dedi yani tek tek alıyorlar. Kasada doluymuş. Bilmem necim falan. Boş. Yani market alışverişten bahsediyor. Sonra internetten bunu görünce ben çıktım dışarı en yakın M harfiyle başlayan markete gittim. Hatta birkaç M'si var. Tek M'si. Migros'tu ya da o şey yapmaya gerek yok. Migros'a çıkacak şey ben söylüyorum. Sonra gittim. Gittikten sonra ve çektim. Çünkü biliyorsun bu tür şeyler normalde şey değildir yani etik değildir. Bir de kızarlar görevliler. Fakat ben çektim ona rağmen. Değil ama en nihayetinde. Ben yine de yani muhatap olmak istediğimi çektim. Bu benim çektiğim. Bir tane
makarnayla vedalaşmaya çalışan bir hanım var orada. Suratı görünmediği için onu da koydum. Burası makarna ve makarna ve yan tarafa doğru gidiyor. Pirinç, pirinç, bakliyat falan gidiyor. Markette makarnaya hücum etmişler. Doğruymuş yani. Ve markette makarna yok. Şimdi bunu aldım. Ben bunu makarna almadım tabii, gittim. Mecburen bir tane yumurta aldım. Sıraya gireyim dedim. Hani oraya kadar girmişken. Boş çıkmayalım. He, çıkmayalım diye girdim. Kuyruk. Yani girip fotoğraf çekmem 5 dakika. Yumurta parası ödemem 15 dakika. Kuyruğa girerken yan taraf 2 tane sıra var. Yan taraftaki bir hanım, bir Cumhuriyet teyzemiz, oradan sesleniyor. Diyor ki acaba diyor et kalmış mıdır? Et olacak mı yarın diyor. Yani hanım da yani maşallah yaş başta var. Eti düşünüyor. Ama senin de dediğine inanıyor da protein almak istiyor. Ha, işte. Protein almak istiyor. Makarnadan sonra ete doğru bir hareket var. Ondan sonra oradaki kasadaki bizim kasaya sesleniyor. Diyor ki bu çok önemli bir ifade. Diyor işte Esra Hanım diyor. Yarın diyor et var mı? Et kalacak mı? Etler falan bitti mi diyor. Ben ne bileyim diyor. O da kızıyor. Ben de orada bir kendi göre espri patlattım. Baktım arka kalabalıklı. Arkadaş hep beraber biz ona girelim dedim ya. Böyle olmaz dedim yani. Ya danaya girelim, bir şeye girelim dedim falan. Ondan sonra yani bir inanılmaz şey değil. Bunu yaşamış olmasam. Ya, gerçi bugün manşetlerde rafları göstermişler. Göstereceğiz hepsini. Yalan değil. Kadıköy'de sınırlı değil. İzmir'de çok. Öyleymiş galiba. Ya birçok yerde var. İşte şu gördüğünüz market rafları boş. Yani marketlerin özellikle makarna, işte kuru bakliyat, ondan sonra kolonya reyonları da boş. Kolonya yok. Evet. Yani Akşam Gazetesi'nin manşeti şeyi demiş. Vurgun virüsü ortladı. İkinci bir virüsümüz çıktı yani. Hani bu anlardan bir selden kütük kapmaya çalışan. Ha buradan böyle bir şey mi oldu? Hemen 10 liralık malı 200 liraya falan satmaya çalışan mesela şeyi yazmış. Abi, var. 21 lira 92 kuruş olan tahmin ediyorum 1 litre 950 mililitre kolonya 21.92 iken 129.99'a çıkmış. 130 lira. Yani 22 liradan 130 liraya çıkıyor. Korkunç. Çok büyük talep var. Zaten dün internette ilk defa şeyi gördüm. Bir baktım. 50 kat arttırıyorlar. Ya. Twitter'da TT nedir diye bir baktım. Meğer Twitter'da TT Eyüp Sabri Tuncer. TT olmuş. Öyle. Ben dedim dünyada da vardı gördüm. He, dün baktım marka işte falan. Korona çakallarını ihbar edin diyor. Dün biliyorsunuz değerli izleyiciler, Sağlık Bakanı, Turizm Bakanı ve Ticaret Bakanı ortak basın toplantısı düzenlediler saat 17'ye doğru, 17'den sonra zannedersem. Burada Ruhsar Pekcan da açıklama yaptı, Ticaret Bakanı. Her birisi için 100 küsür bin liralık bir ceza kesiliyor ve 10 katına kadar çıkarma hakkı var devletin. Yani orada 22 liraya satmış olduğunuz kolonyayı millete 130 liradan çakmaya çalışırsanız ceza ne kadar? 100 bin lira mı? 100 bin lira abi giriş. Kurtarır. Giriş. Ha, o kurtarır giriş. Ama yine de yani. 10 katına kadar falan şey yapacak. Abi çünkü. Adam 1 milyon kar yapmış zaten. 1 milyon devlet alacak. 100'ü de oraya verecek. Şey gene 900 kar yani. 175 yani. Bunu ihbar etmek edebiliyorsunuz. Böyle bir hat var. Vurgun virüsü hortladı başlığı da meseleyi anlatıyor. Marketler dediğim gibi aynı şekilde ama buradaki en önemli meselelerden bir tanesi değerli izleyiciler. Panik yapmamak üzerine kurulu ve kurgulu. Elbette bu hastalık önemli bir hastalık. Devlet bununla ilgili gerekli tedbirlerini alıyor. Bununla ilgili olarak hastaneye başvuranlar üzerinde 2000 küsur civarında test yapıldı. Hepsi negatif çıkmıştı. En son bir hastada pozitif çıktığını zaten Sağlık Bakanı açıkladı. Bunlar başvurularla ilgili ama bunun formu, korona dediğiniz virüsün, COVID-19'un formu bildiğiniz grip virüsü ailesinden olduğu için griple aynı semptomları gösteriyor, aynı tezahürleri gösteriyor. Dikkat etmekte fayda var. Evet. Özellikle 65 yaş üstü için bir risk grubu oluşturduğu ifade ediliyor. Ama dün söylemiştim, 65 yaş üstündeki herkes de risk grubu teşkil etmiyor. En son zannedersem Çin'deydi. 103 yaşında bir hasta evet. Koronaya yakalandı. Covid-19'a kurtulmuş yakalandı. Oldu. 6 günlük bir tedavinin ardından, ki aşısı da yok henüz halihazırda biliyorsunuz, atlattı. Bağışıklık güçlü olması gerekiyor. Temizlik ve hijyene dikkat etmek gerekiyor. Bu virüsü yok etmek babından işte el temizliği, üst temizliği, ondan sonra bunlara dikkat etmek gerekiyor. Toplu alanlarda bulunmamakta fayda var. Özellikle bağışıklık sisteminde sorun olan ağır diyabetikler, organlar, tedavi görenler, ağır tedavi görenler, kanser tedavisi görenler gibi zaten normal şartlar altında korona çıkmadan önce de dikkat etmesi gereken insanlar bunlar. Hepimizin var etrafında işte
büyüklerimiz var, belli bir yaş üstünde olan tanıdıklarımız vardır. Bunların zaten normal şartlar altında bu tarz tedbirleri alması gerekiyor, dikkat etmesi gerekiyor. Şunu da ifade edeyim, yani 35 bin civarındaydı bildiğim kadarıyla yıllık gripten ölen insan sayısı belli bir bölge için. Dünya geneli olmasa gerek diye hatırlıyorum, bakarım şimdi birazdan. Ya koronada 2000 kişinin ölmesi kıyaslama bakımından çok büyük bir sorun gibi gözükmüyor. Ama yayılıyor, yayılması önemli. Aynı grip gibi. Dikkat yani edeceğiz. Tedbirlerimizi alacağız. Hayatı kendimize zindan edip yok etmeyeceğiz. Diğer bazı ülkelerde olduğu gibi. Ama gerekli tedbirleri aldıktan ve özellikle panik yapmayıp makarnalara saldırmadığımız müddetçe bir sorun olmayacak bunu, gibi gözüküyor ya, bu konuyla ilgili. Ya şimdi bunu sürekli söylüyoruz. Bunu bugün manşetlerden de bütün manşetlerde neredeyse aynı şeyden bahsedilmiş. Özellikle bu rafların boşaltılmasından dolayı panik havası bilmem ne havası diye. Şimdi enteresan bir şey var. Şimdi bakıp da bir aklı selime davet etmek lazım insanlarımızı bir defa. Bırakalım tam hastalık, tehdit, risk tamam hepsi okey. Yani o vermiş. Ben dün ilk bu rakamı verdiğimde bununla ilgili tepki de aldım birkaç yerden. Yani çok ciddi olmasa bile. Ama bakış açısı, yani işi olayı bu kadar çok hafifleştirmeyin. Yani bu böyle bildiğin gribi bir şeydi. Bu işte yok pandemi olacak oldu zaten falan filan. Bak arkadaş, bir şey farkında değiller insanlar. Daha önce buna örneğini verirken de hemen direkt bir savunma refleksi var insanlarda. Öyle deme, bu çok farklı bir şey. Bu çok farklı bir şey değil. Bak bir daha söyleyeyim. O SARS, kuş gribi, domuz gribi, şu gribi gibi. İşte en sonunda korona bilmem ne, 19 bilmem ne isimle koydular. Bunlar, tıp bunu söylüyor değil mi? Bu gribin bir çeşidi. Doğru. Grip mutasyonu oluyor, bilmem ne oluyor. Bir daha uğrayacak bu mutasyona. Çünkü insanlarla bakteriler arasındaki savaş, ki bu virüs yani, evet, bakteri değil. Bakteri de değil. Ama yani insanlara karşı virüs ya da bakteriler sürekli mücadele halinde. Bakteriler şekil değiştiriyor, antibiyotikler gelişiyor. Ama bir şey atlıyoruz. Bak dün edindiğim bazı bilgileri söyleyeyim. Bu bizim dediğimizi ispatlıyor. Hani panik açısından. Hani Çin'de kaç kişi öldü toplam şimdiye kadar? 3000 küsür mü öldü? Hatırlamıyorum bakalım. 4000 olsun. Toplamda 4000 zaten. Sen koy bir 5000 olsun. Tamam, 5000 kişi öldü. Çin'de sırf bu tedbirlerden dolayı çok fazla işte sokağa çıkmaların yasaklanması veya azaltılması ve o en büyük tehlike hava kirliliğinden dolayı yaşanmış olan şey var. Azalma var. Hava kirliliği azalmış. Çin'de normal şartlarda bir işte bu sezon içerisinde ölen insan sayılarında %80 azalma var. Resmi rakam bu. Hava kirlenmediği için, insan fazla çıkmadığı için buradan 4-5 bin kişi kaybeden Çinli buradan 50 bin kişiyi kurtardı. Bu şimdi şey değil. Yani bu bir, yani ne demek istiyorsun falan filan. Şunu demek istiyorum. Yani şimdi 4000-3000'den bahsediyoruz. 1,5 milyardan 3-4 bin. Bak 1,5 milyarlık ülkeden bahsediyoruz. Daha önce de yaşandı. Ben şuna inanıyorum. Dünyada bu kadar vaka bulunduğu sayılıyor ya, 240 bin. Bunun başka bir şeyi daha var. Dünya Sağlık Örgütü'nün başka bir rakamı daha var. Aynı risk grubu hastalardan, gripten ölenlerin sayısı dünyada yıla göre 250 binden 650 bin arası. Normal gripten ölenlerin. 250 bin, 650 bin. Arkadaşlar tek bir vakadan çıkmış, nerede olduğunu bilmiyoruz. Makarnaya saldırıyorsun. Şimdi bu saçmalık. Oğlum grip, bu grip. Bir çeşit ağır bir grip. Çocuklarda ölüm sayısı binlerde bir. Çocuklarda. Gençler güçlü. Dediğin gibi risk grubu 55 de değil 60. 65, sen yırtıyorsun yani 60, 55. Ben 60. yırtıyorum. Sen yırtıyorsun. Şey, ondan sonra riskli. Allah muhafaza. Şey, tehdittir tehdit, risk ama yani 3. Dünya Savaşı başlamadı. Uzay savaşları yok. Star Wars yok. Makarna, pirinç, şunu yapalım, çıkmayalım, evde oturalım, ölelim. Ne diyor şey? Sağlık Bakanı diyor ki tedbirler bunlar. Aldık. Babalar gibi de aldık hepsini. Temizledik. Elimizden geleni yaptık. Olay bitmiştir. Bundan sonra yapacağın çok fazla bir şey yoktur. Ne yapalım? Nefes almayalım mı? Tutalım mı nefesimizi? Fanus mu takalım? Olmaz. Bak İtalya'nın durumu şimdi bundan bahsediyor. Adamlar ciddiye almadılar. Biz ciddiye aldık. Biz çok daha sağlam durduk onlardan. Bir günde 200'e yakın falan. Dün 196 kişi ölmüş. 100'e yakın ölüm oldu. Ama bir şey sormuyor insanlar. Orada 196, burada 200 bilmem ne. Amerika'da her yıl 7000 kişi sadece gripal enfeksiyondan ölüyor. Normal standart. Kış başlıyor, bitiyor, 7000 kişi ölüyor. Normal standart. Biz birçok ünlümüzü kaybettik, hatırlar mısın? 2006-2007 geçen sene de öyle. Yaş ileride 78 yaşında biz bir akciğer enfeksiyonu gitti. Gribal enfeksiyonu yaşadı. Organ yetmezliğine öldü. Bronşit. Şimdi bunu abartmayın arkadaşlar. Ben şuna inanıyorum. Dünyanın her tarafında bugün vakadan çok daha fazlası var.
Dünya aşılanıyor şu anda. Bütün dünya aşılanıyor. Otomatik olarak. Türkiye'de belki daha fazla korona da vardır. Ama ayakta geçip gidiyordur. Bilmiyoruz, haberimiz yok. Doğru. Ben bunu şu anda, yani tıp, ben bunu uydurmuyorum. Şu anda tıp dünyasının çok önemli insanlarıyla yaptığımız konuşmalar, dünya makalelerini okuduklarımız bunu gösteriyor. Doğru. Şu anda sen İtalya'da 5000 vaka diyor ya, 250 bin vaka vardır ama aşılandı onlar. Geçti gitti. Korona dediğim böyle bir şey. Dikkat edeceksin. Bunun sayesinde belki biraz da şey olduk. Temizliğe daha dikkat eder olduk. Daha temiz millet olmaya başladık. Daha dikkat eder olduk falan filan. O yüzden korkmayın şimdi arkadaşlar. Makarna başlıkları... niye? Ya onu geleceğim. Taktım makarnaya yani. Kirli bilgiye kanmayın, her şey kontrol altında manşeti Sabah gazetesinde yer alıyor. Sağlık Bakanı'nın açıklaması dünkü basın toplantısında. Hürriyet korona anayasası diye bu önlemler hayat kurtarılıyor. Dediğim gibi 24 ekranlarında da diğer televizyon kanallarında ve diğer medya organlarında görebiliyorsunuz bunları, alınacak tedbirleri. En önemli mesele temizliğe dikkat edeceğiz arkadaşlar. Temiz olacağız abi. Başka bir şey yok. Abdest alacağız. Erdoğan'ın dün grup toplantısı vardı. Orada ki ifadelerinden bir tanesiydi. İlk şartın temizlik olduğunu ifade ediyor. Sakin olun demiş Milliyet gazetesi. Sakin olun başlığıyla çıkmış. Cumhuriyet gazetesi ilginçtir. Yani hani bir saatin analog bir saatin günde iki sefer doğruyu göstermesi gibi senede bir iki doğru başlık atıyor. En tehlikeli salgın panik demiş Cumhuriyet gazetesi. Yani hiç istemezdim ama Fakat şeffaf olun diyor. Bak burası panik yapmayın diyor ama devlet şeffaf olmalı. Olmuyor galiba diyor. Bu nasıl bir mesajdır? Bu da güzel ama bir gün suya sabuna dokunacağız. Sadece bilime kulak vereceğiz. Öyle yobaz olmayacağız. Ha İtalya bilime kulak vermemişti. Değil mi? Ha onlar çağdaşlardı. Şaka gibiler. Posta fırsatçıya geçiş yok demiş. Kafa. Yeni Şafak tedbir alındı. Bu panik gereksiz demiş. Endişeye gerek yok. Panik yok, tedbir var. Diğer hepsi başlıkların abi, başlığında panik yok. Ama sırf panik var abi. Bir dakika, virüs şeye bakayım, sözcüğe bakayım. Ha, virüs fırsatçıları demiş. Ha, bravo. O da panik yok diyor. Herkes panik yok diyor. Milletin canı düşüneceklerine ceplerini düşünüyorlar demiş. Sadece bu değil ki. Yani geçen Elazığ depreminde de bahsetmiştik. Burada çok konuşmuştuk. Bir deprem oluyor. Normalde 300 liraya taşıma yapan sahtekarlar bir anda o 300 lira 3000 lira yapıyorlar. Zaten evi yıkılmış bir sürü hani acılar içerisinde olan insanlara bir de buradan vurmaya çalışıyorlar bu ahlaksızlar. Onun için Alo 175 ihbar attılar. Bunların canını acıtmak istiyorsanız lütfen ihbar edin. Bakanlıkta bunlara 100 bin liradan başlayıp 1 milyon 1,5 milyon liraya kadar ceza kesiyor. Bunların canı ancak böyle acır. 3 kuruş demeyeyim yani bayağı bir kuruş kazanmak için vurgunculuk yapanlara bu vaziyette tedbir alırız. Şimdi... Bir şey göndermişler. Medya... Bununla ilgili bir haber göndermişler. Hangisi? Haber vereyim. İşte biraz önce konuştuğumuzla ilgili o da şu. Dünya Sağlık Örgütü'nün şeyi var, verilerine göre yılda yaklaşık dünyada 500 bin, yarım milyon insan gripal enfeksiyonlardan ölüyor. Rapor bu. Tüm dünyanın gerçeği bu. Kasım ayından bu yana sadece ABD'de ölen, gripte ölenlerin sayısı 20 bin. Raporu göndermişler. Yani bilin diye. Express Co. United Kingdom dünya yani resmi bir rakam bu yani. Oktober yani şey Kasım, Aralık, Ocak, Şubat tam beri ölen sayısı 20 bin. Nerede? Sadece ABD'de. Neden? Gripten. Demek ki abi yani bu işi koronası, korsası yok. Bunu da şey yapmak için söylemiyoruz. Halihazırdaki bu COVID-19'u, koronavirüsü önemsizleştirmek için etmiyoruz ama bunu bilmekte fayda var. En azından bunu bildiğimiz zaman gereksiz paniğe kendimizi sevk etmemiş oluruz. Marketlere sanki 3. Dünya Savaşı çıktı gibi yani, evet. Makarna, un, sadece şey değil, şarap stoğu da vardı. Evet onu evet. Gördüm. Yani bir de şarap ve alkol stoğu da var. O da neyi bilmiyor. Hani baktı ki adam kurtulamıyor. Dibini göreyim diyor. Mehtaplı gecelerde diye. Virüsü de sarhoş ederim falan. Belki yani, o da çalışmaz diyor. İki tehlikeli biliyorsun. Bunların alkol tehlikeli. Hiçbir tanesine gerek yok. Bununla ilgili olarak paniğe zaten en başında gerek yok. Hani Avustralya'da tuvalet kağıdı için kavga eden iki tane kadın modeline dönmeyelim lütfen. Dikkatli olalım. Onlar temizliği yanlış anlamışlar galiba. Onlar başka anlamışlar herhalde. Temizliği onlar tuvaletten kavga ediyorlar. Şimdi tabii ara ara biz böyle işte her mevzuya maydanoz olmaya kalktığınızda her konu hakkında
fikriniz olduğunda yani Ersan uzmanların Şen Ersan Şen gibi. Ersan Şen çıkmıyor bu aralar ya. Var, gözlerini patlatıyor abi. Bir bakıyorsun. Ondan soyluk da, borudan fotosentezden bahsediyor. Ondan da anlar yani. Onu yani da bir yorumda yani, falan dinlemek isterim. Dedikodu yaptık ama kusura bakmasın. Sosyal medya. Yok baksın kusura canım yani. Ya konuşmasın hani şeyle ilgili de konuşmasın. 17 İsmail Saymaz alıyor şimdi. Öyle mi? Tabii o evet. Şimdi o bir şeyden başlıyor. Fırat Kalkanı'ndan başlıyor. En sonunda Brezilya'daki bilmem Amazon ormanına giriyor. O da başladı aynen. Şimdi. Gazı veren konuşuyor. Tabii her mevzuya bir şeyiniz olursa, görüşünüz olursa Aslı Aydın Taşbaş gibi zaman zaman saç baş yoldurursunuz hakikaten. Bir tweet'i var, bir mevzuya atmış. Bu koronavirüsle ilgili de kendisi çok meşhur olduğu için. Onu da ekrana getirirsiniz arkadaşlar, okuyalım. Makarna koronavirüs için çözüm olsa İtalya'da millet kırılmazdı. Allah aşkına evde makarna stoğu yapacağınıza ellerinizi yıkayın. Öpüşmek ve tokalaşmaktan vazgeçin. Kalabalık yerlere gitmeyin demiş. Teşekkürler Aydın Aslı. Aydınlattı bizi Aydın Taşbaş. Makarna koronavirüse çözüm olsaymış. Evet ben tahmin etmiştim. İtalya'da millet kırılmazmış. Ben böyle olduğunu düşünüyordum bak. O da gerçi yakalamış en sonunda. Tebrik yani ederiz. Makarnadaki aligo elementleri ve içindeki anyon ve katyonları her neyse. Biz tabii mavrasını yaptık da bu biraz daha ciddi atmış. Ama şöyle bir şey var yani bu tekrar tekrar çok fazla şey geliyor enteresan. Milletin de hoşuna gidiyor bu korona konuşmak. Tek bir mevzu koronaysa. Yani işte bak 15 Temmuz hatırlatanlar var. Yani niye efendim Beylikdüzü'de değil de niye Eyüp'te değil de. Sorduk biz mesela Eyüp'te yokmuş. Gittim abi dedi bütün makarna dolu dedi. Ama dedim söyleme bunu biz iptaldim oraya da gelirler. Orayı tamam ederler bizde makarna yok çünkü. Niye bölge böyle diye. Bunun çok özür dilerim yani burada yanlış bu korona üzerinden siyaset. Atlama çünkü profilleri var bu iş. Yani market profili diye bir şey var. İşte kadın oradan diyor ki et kalacak mı diyor. Ben biz ona girelim. Yani eti yarınki eti düşünüyor kadın 85 yaşında. Yani abi düşün abla, protein alması lazım. Onu yeni söylüyorsun. Proteini de 85'ten sonra 10 kiloluk eti ne yapacaksın? Yani kendisi için değil torunlar için falandır o. İşte ya vücuduna giren et giren gelecek kadar girmiş zaten 85'ine kadar da. Bırak eti artık sen. Şimdi ne diyeceğim? Hayır hakikaten yani korona meselesi ciddi bir mesele. Yani bunda bir şaka da şaka. Ama insanların niye profilleri değişti? Peki tamam. Bunu buradan durduralım. Ya şimdi şey demiş 15 Temmuz onu söylüyor. 15 Temmuz'da da mesela bazı marketleri hatırlarsın değil mi? Hücum ettiler marketlere. Evet. Boşalttılar. Market boşaltıyor. ATM'ye ATM giriyor. ATM kuyrukları. Hayır. Bu panik niye? İnsanoğlu. Ama şöyle bir şey var bak Hikmet. Yani biraz maddiyatçı mı fazla? Niye hayır, korkuyoruz? Hayır şöyle bir şey var. Şimdi bu anlamda bir korku olması. İnsan en nihayetinde bilmediği şeyden korkar derler ya. Bilmediği bir mevzu olduğu ifade ediyor. Gerçi bütün açıklamaları yapıyor ama Avrupa'ya baktığın zaman Avrupa'da bu hamleleri yaptığında anladığım kadarıyla bizimkiler falan demek ki bunlar bir şey biliyor ki bunu yapıyor. Biz de yapalım falan diyorlar ya, herhalde tahmin ediyorum. Bu anlamda gerek yok. Yani hani makarnaya saldırmanız. Bak Aslı Aydın Taşbaş da uyarmış. Makarna koronavirüse iyi gelmiyor. Almayın makarna. Ama şu tek avantajı oldu ben dün diyorum. Ekonomide bir canlanma var. Yani samimi söylüyorum. Bayağı bazı sektörlerde stokçular çünkü çoğaldı. Makarna üreticileri, kolonya, dezenfektan, maske. Bir sektör canlandı. Yani şu kış vakti bir piyasada bir canlılık var. Para döndü. Milyarlarca parayı dönüyor. Yani kolay bir şey değil. Ama yani işte bu profiller de garip. Şunu bakmakta fayda var. Şimdi bütün bunları siyasete bağlamayacak mıyız? Elbette bu mevzuyu siyasete bağlayacağız. İşte Aslı Aydın Taşbaş'ta başladık. Siyasetini böyle yapıyorlar. Yani siz de bir kere daha öğrenmiş olun. Makarnanın koronavirüste bir korelasyonu yok. Bir ilişkisi, bir bağlantısı yok. Makarna koronavirüsten korumuyor kimseyi. Aslanım tok tutar sadece. Aslanıma teşekkür ederiz. Bu tok tutar ama. Hiç kimsenin bilmediği evet. Kamuoyuyla paylaştığı bu özel bilgiden dolayı tebrik ediyoruz kendisini. Ve fakat şöyle bir durum var tabii bu işin mavrası ve makarası. Çünkü Aslı Aydın Taşbaş'a en azından bu konuyla ilgili bir söylenebilecek. Bundan başka bir şey yok. Kelime israfı olur. Fakat şöyle bir gerçek söz konusu. Şimdi bunu alıp bunun üzerinden bir siyaset devşirmeye çalışanlar da yok değil. Mesela İngiltere'de Duke Üniversitesi'nde profesör olan bir Türk. Şey diyor ya, benim Avrupa'da falan tanıdığım iyi eğitim bir Türk var falan hikayesinden böyle bir komplekse giren tipler var ya. Ya ismini de söyleyeceğim şimdi. Duke mu? Duke Üniversitesi. Duke Üniversitesi öyle Duke söyleyeyim. Üniversitesi, İngiltere'de iyi bir üniversitede. Burada profesör kendisi. Bir tane şey yazılmış. Ben bunun Türkçesini de söyleyeceğim şimdi. Onu da anlatacağım. Birisi İngilizce olarak Türkiye'de de bir vakaya rastlandı diyor. Bu Duke Üniversitesi'nde profesör olan Türk, birazdan ismini vereceğim. Bak,
Bunu tanıyanlar ben çok tanımıyorum açıkçası. Ama tanıyan bilen insanlar yapmış olduğu işle ilgili olarak saygın bir bilim adamı olduğunu söylüyorlar. Tamam. Tamam. Bilenler söylüyorlar. Bu işin bu tarafı. Fakat işin komik tarafı şu. Bu saygın yani konusunda uzman ve saygın olan profesör mevzu AK Parti olunca devreler yanıyor. Bilim ve bilim gidiyor yani. Bilim bilim gidiyor. Kafadan yani o tarafa gidiyor. Şey yapmıyor yani. İdeolojik körlük, ideolojik düşmanlık böyle bir şey. Evet. Şöyle bir tweet atabiliyor. Türkiye'de de bir vaka rastlandı denilen tweet'e cevabı attığı tweet şu. İyi de IMF 50 milyar dolar yardım yapacağını, Dünya Bankası 12 milyar dolar yardım yapacağını söyler söylemez Türkiye'de bir vakaya rastlandı. Çok ilginç değil mi? Allah akıl çekiversin. Bunun aynısını. Bakanacıktan hiç farkı yok bunun. Bravo. Bunun aynısını CHP'li milletvekili de yaptı. O normal. CHP tamam. Normal. Yani CHP normal diyorsun. Yurt dışında yaşayan iyi eğitim almış bir Türk arkadaşım falan. O biraz daha garip. Kompleksine sahipler için böyle bir şey var. Ya arkadaş mesela şunu söylemiyor kimse. Ya arkadaş IMF Türkiye'de bu vaka çıkmadan bir hafta önce açıkladı. Yani bunun bir hafta 10 günlük geçmişi var. Yani Türkiye bir hafta sonra mı akıl etti para, de bu bir. Bunu 50 milyar para almak için mi yani biz bunu? Bunu söylüyor. Yani para almak için biz yeni bakan mı çıkarttık kadar, durup dururken? Bak, bu zamana kadar diyor. Türkiye'de Allah, diyor bir vakaya rastlanmadı. Yarabbim, ne zaman ki bunların işi gücü doğruyu eğip bükmek. Araya yalan sıkıştırmak, bir iki de böyle manipülasyon sosu ektin mi, aha sana şey, görüş ve fikir oluyor. Allah profesör Allah. Ya, İngiltere, Allah. Türkiye'deki hadi olsa neyse diyeceksin. İdeolojik körlük. Hani CHP'li olsa neyse. CHP'li olsa neyse. Ya, ta İngiltere'lere kadar kaçmışsın. Hani bu körlükten kurtulmak için. İşinde de iyisin, öyle diyorlar. Söyleyeceğim şimdi ismini. İşinde de iyisin, öyle diyorlar. Ya niye bu tarafa giriyorsun anlamadığım mevzulara? Bir, böyle bir şey olma şansı yok ki abi. Ya hani geçti bütün mevzuyu yani. 50 milyar dolar diyor IMF açıklayınca diyor. Aa gözleri biz diyor dolar olan Türkiye diyor. Hemen diyor kendisi bizde de var vaka biraz da bize para verin demeye getiriyor. Şimdi söyleyeceğim ismini. Ya böyle bu yani bakanlık Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Tabii. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere. Hatta başta ülkenin lideri olmak üzere en baştan uyararak böyle bütün canhıraş bir şekilde her bir komşumuza çıkmış. Kapılara termal kameraları koymuşuz, onu koymuşuz, bunu koymuşuz. Bir mücadele vereceğiz. Halkın sağlığı için bu kadar endişe edeceğiz. O kadar böyle bir hassas, vatandaşını düşünen bir devlet profili ortaya çıkacak. İtalya'daki gibi değil. Hiçbir uçuşa engel koymadan hiçbir tane havaalanına, Trieste'den Roma'ya kadar neyse, hiçbir tanesine termal kamera koymadan haftalarca devam edecek. Bilmem kaç kişi hasta olacak. Biz bu kadar dikkat edeceğiz. En burnumuzun dibinde İran'da orada burada bu iş patlamışken bunları yapacağız. Bazı ekonomik kayıplara rağmen. Sonra bunu biz parayı görünce Türkiye olarak tabii. Hemen birkaç kişiye korona zerk edeceğiz. Ulan bizde herkes var bizde niye yok diye çıkacak. Tabii. Biz bak bizde de 20 tane adam çıktı diye IMF'den para isteyeceğiz. Ulan biz IMF değil bunların ağababalarından ağabeyin batının o seviyesiz batının yani Batı medeniyetler seviyesinin dibe vurduğu Batı'nın biz mülteciler için neler istedik ve neler söyledik de biz bunlardan en sonunda ne dedi Erdoğan çıktı dedi arkadaş dedi madem sizden bir halt olmaz tercümesi bendeki tabii ki bu ifadeyi kullanmadı ama sizden bir cacık olmaz ben en kötü ihtimal giderim kendi imkanlarımla ben şunu yaparım bunu yaparım bakmaya çalışırım siz şerefsizsiniz dedi tercümesi bu şimdi biz çıkacağız Batı'da aa ya böyle alçak bir yani bu kadar böyle hani ben geçen kullandım da herkes size şey söylüyor. Bu kadar böyle şeytani, bu kadar kötücül, bu kadar diabolik bir zekaya sahip olabilir mi? Gerzek. Aptal mısın sen? Ha, biz para alalım. IMF'de bize düşer. Bakın 50 milyar mı? 120 ülke mi? Bize de 250 milyon mu düşer? Ya Türkiye kendi 250 değil milyar dolarını da feda edip vatanından ya böyle olmasa bu hükümet bunları yapmazdı dangalak. Yani şunu söyleyelim. Çok özür dilerim. Yani bu ülke şimdi adam çıkıyor yol yapıyor. Efendim köprü yapıyor. Asma köprü yapıyor. Dünyanın bilmem nesini yapıyor. Tüneller açıyor. Avrasya diyor. İpek yolu diyor. Hastanelerde bunun gösterdik. Ebi geri zekalı gösterdik. Sen orada koskoca doktor olmuşsun. Bilmem ne olmuşsun sözde. Dük müdür. Hangi üniversitesi? Dük, çük neyse. Şimdi bu çıkıyorsun bunu söylüyorsun. Sağlık harcamalarını da öyle bir yere getirdi ki Türkiye'yi bugünkü iktidar tabii ki başındaki lideri kafasını kelliyi kafaya yani bu çok zor bir şey yani bu kolay işler değil bunlar.
ekonomideki en büyük paylardan bir tanesini sağlık sektörüne ayırdı. Bizim numune hastanesinde goloş, 6 delik goloşlara 25 kuruş verdiğimiz dönemlerden Fransa, İngiltere, Almanya gibi dünya devlerinin sağlayamadığı sağlık hizmetini Türkiye sağlıyor bugün kendi vatandaşına. İnanılmaz şeyler oluyor. Hatırlıyorsun o Manhattan'da görüştüğümüz bir aile vardı, Türk aile vardı. Neydi? Benim annem hem burada hasta oldu, hem İstanbul'da, hem de Göztepe'de, Muğla'ya yakın bir yerde. Netice ne oldu peki? Dedi Manhattan gibi yerde. 6 saat dedi. Annemi dedi şeye sokamadık. Acilden sokamadık. İstanbul'da dedi telefonla annen hastalandı dediler. 15 dakika sonra başında doktor ve serum vardı kolunda dedi. Türkiye'yi bu hale getirip de vatandaşına, milletine bu hassasiyeti gösteren, sağlık konusunda bu kadar ince olan bir devlet, bu kadar yatırım yapmış her şeye rağmen. Bak her şeyden kısıtlı devlet gitti burada yatırım yaptı. Para yetiştiremezse işlet devlet modelini ortaya çıkardı. Ondan sonra diyor ki adam bu kadar parayı biz ödedik borcunu. Ya bu zaten yapılacak 25 sene sonra yapılacak olan şeyi sen zaten ödeyecektin cebinden devlet parası ödeyecekti. Bu 25 sene önce yapılıyor. Taksi ödüyorsun diyor. Hey, böyle bir devlet çıkacak. Ha IMF bilmem nenin Dünya Bankası IMF hani zıkkımın köküyse. Çıkacak bize verecek payı düşüneceğiz. Oradan hasta çıkartacağız ortaya. Bak bu dediğin gibi ideolojik körlük. Bak bunu CHP yapar. Şimdi bak CHP'den artık böyle ben geçen yazdım. CHP'li derken CHP'li seçmeni kastetmiyorum. CHP teşkilatı bunu yapar. Yani ya bunun başı çok özür dilerim. Ta buraya kadar geldik bak. Korona Kılıçdaroğlu'na geldik. Virüs ya çağrışım yapıyor. Viral bir çağrışım yaptı. Adam şey diyor ya. Ya Esed'in askerleri bizi orada koruyor diyen kişi, zat bizi Esed'in askerleri orada koruyor durumunda olan diyor. O gün biz şehitleri verdik. Şimdi biz böyle bir CHP'den bahsediyoruz. Kafa bu. Şimdi çünkü neden? Adamın siyasi bir hani ideolojik körlük, bir siyasi saplantı. Allah muhafaza etsin insanı ya. Yani bu bütün dinler için geçerlidir. Bu CHP'nin dini için de geçerlidir. Yanlış anlaşılmasın. Bu bir artık şey de değil, ideoloji de değil. Saplantı, bir sapkınlık bütün diğer dinler için de geçerlidir. Ya bunun yani faydacı olmak, birazcık faydacı düşünün diye diyorsun ki hani tamam ama bunun bir ahlaki kuralı olmalı. Sen şimdi karşı koyuyorsun, bir fikir serdediyorsun. Efendim Türkiye korona çıkarttı. Baba yani daha çok para almak için ne yapalım abi? Basalım koronaları, makarna yemeyelim. Ondan hep beraber hasta olup bize bir milyar gelsin. Şimdi biz birkaç milyar dolar kaybetme pahasına tedbir alıyoruz. Dangalak bunlar ya. Şimdi mesela şey bu Profesör Timur Kur'an tweet'i de karşınızda. Ben şahsında tanımam etmem. İngiltere'de söyleyen kimse. Ben zannettim hani tıp doktoru olur da ekonomiden ne kardeşim nereden IMF dedim. İktisat doktoruymuş. İktisat profesörü kendisi. Ve bunu söylüyor. Yani bunu da çok... CHP'liler paylaşıyor. Yani zaten bunun ilk paylaşan şeydi mesela Lopital diye bir kullanıcı paylaşmış mevzuyu. Sağlık Bakanı açıkladı Türkiye'de bir vakaya yaslandı diye. Neden şimdi falan diyor. IMF hemen diyor 50 milyar doları diyor olamıyor. Bu pandemikle savaşacağını ayırmasının hemen arkasından bu açıklamayı yaptı diyor. Kaldı ki dediğim gibi iktisat profesörü IMF bu açıklamayı bir hafta 10 gün önce yaptı. Sağlık Bakanı'nın bir vakaya rastladık demesinden bir hafta 10 gün önce yaptığı açıklamayı. Ama ideolojik körlük böyle bir şey. Yani Allah'ım dünyanın Allah'ım. Öbür ucuna da kaçsanız. Daha önce Güney Carolina Üniversitesi'nde profesörmüş. Oradan işte Türkiye'ye yaklaşmış. Türkiye'ye yaklaştıkça bunların ideolojik körlükleri artıyor mu? Yoksa Türkiye'den uzaklaştıkça azalıyor mu bilmiyorum ama geçmediği kesin. Yani konusuyla ilgili olarak hakikaten ben tanımıyorum bilmiyorum. Tanıyan ve bilenler konusuyla iktisatla ilgili olarak... iyi bir hoca olduğunu, iyi bir profesör olduğunu, hani görüşlerini falan iyi olduğunu söylüyor ama mevzu ne zaman hani şey hikayesi var ya. İçince sapıtıyorsun. İçince sapıtıyorsun hikayesi. Gibi herkese oluyor. Alkol varsa yok. İçince sapıtıyorsun. İçince sapıtıyorsun meselesi oluyor. Bunlar da mevzu Türkiye ve Türkiye'de kendi istemedikleri bir rejim olduğunda, bir iktidar olduğunda, bunların bakış açısıyla yobazlar iktidara geldiğinde. Hastalıklı bakış açısı. Tamam. Çok hastalıklı. Hemen bu şekilde forma dönüyorlar. Hemen bu forma dönüyorlar. İçince sapıtıyorlar. Ya arkadaş koskoca ekonomi profesörüsün. Koskoca. Tırnak içerisinde. Çift tırnak. İntegral. Ya şeyi bak almadım şeyi. Özgür Karabat'ı almadım. CHP'nin İstanbul milletvekili. Onu normal görüyoruz. Aynısını yazmış. Tamam. Timur Hoca mı Özgür'den çevirdi? Yoksa Özgür Karabat mı Timur'dan çevirerek Türkçesine adı bilmiyorum ama
Özgür Karabatı, CHP'nin İstanbul milletvekilini ve Avrupa Birliği ilişkilerinden sorumlu kişi, bunu ciddiye almıyorum. Niye? CHP zaten bu. O tabii. Dünyanın tamam. en doğru işini yapsan. Dünyanın en doğru işi bile olsa mı? Karşı koyacak. Bir kulp takacak. Namusunu kurtarayım şey. Desin karşı koyar. Şeref evet. önemli değil. Hiçbir şey yapmadı. O normal. Fakat yani kendisi dünyanın yani. Saygın üniversitelerinde, dünyanın saygın yerlerinde profesör unvanı ile ekonomi yorumlayan anlamaya bir insanın... Anlamaya çalışıyorsun değil mi? Anlayamıyorsun. Ya hakikaten yazık. Tabii, ya gücüme gidiyor bu usta evet. Hikmet. Yani, tamam, anla artık böyle Timur yani. Kur'an tamam mı? Yani bir Türk of olarak... Timur Kur'an. Bir Türk olarak... Hakikaten dünyanın en önemli üniversitelerinde profesör unvanı alan bir insanın yapmış olduğu çalışmalarla anılması dururken kim mesela Nobel ödülü alan sevgili... Tom Hanks mi? Korona aklımda Tom Hanks var çünkü. Mardin hocadan, Mardin'in kimya hocasından, kimya Nobel ödülünü alan, tabii. Nobel ödülünü alan hocamızdan bahsediyorum. Yani bununla ilgili mesela gurur duyuyorsun. Ulaşmıyor etmiyor falan. Ya iyi de arkadaş yani siz ekonomi profesörüsünüz ya. Alışacağız. Ya niye bu ideolojik körlüğü tercih ediyorsunuz da Aziz Sancar gibi sadece kendi işinize odaklanmıyorsunuz? Yok. Yok. İlla Londra'dan, Kavala'dan illa bir laf sokacak. Tamam. İlla bir laf sokacak. Niye? Rengini belli edecek. Öyle. Ben buradayım diyor. Rengini belli bak, edecek. Ya biz yazık. Biz haftalarca burada konuşmadık. Neden konuşmadık biliyor musun? Bir bazı şeyleri gündem çok yoğundu. İşte özellikle bahar kalkan harekatı falan filan. Bir şey atladık ama orada. Biz haftalarca korona gelmedi ya. Yani bunu da söylesek konuşsak diyecekler ki ya arkadaş Türkiye şöyle oluyor böyle mücadele veriyor. Hala mücadele veriyoruz ama maalesef işte bu panik havaları bilmem ne işte bunun gibi tipoloji gündemi değiştiriyor. Koronaya geldik. Ben de başta söylediklerimin arkasındayım. Yine kızacaklar bana. Bir grip var enfeksiyondur. O kadar da korkmayın arkadaş yani. 15 Temmuz'da alışveriş yapan tipler banka kuruna giren tipler makarnaya saldırdı. Olay bu. Bu kadar basit. Ne olacak bilmiyoruz yani. Kıtlık var onu da bilmiyoruz. İnsan zaten ölecek yani. Ya tedbirini aldıktan sonra öleceksen de yapacak bir şey yok. Bu dünyada değişmeyen tek şey nedir abi? Alternatif yani. Yok. Öyle olmaz diyemeyeceğin. Ölüm. Şimdiye kadar karşımızda 2500 yaşında bir adam görmediğimize göre hepimiz öleceğiz. Tamam yani. Bu kadar basit. Neyse bu vaazları gibi konuşuyor olmayalım ama olay şu. Haftalarca niye konuşmadık abi? Şunu yaptılar. İnternete giriyorsun. Bu hani iletişim, işte bu dezenformasyon, sosyal medya bilgi kirliliği artık konuşa şey haline geliyor bazen. Böyle yoğrulmuş hamur gibi en fazla yoğurunca, elde kalınca ekşir ya onun gibi. Ama böyle konuşta adamlar Türkiye'de niye korona yok diye aslında koronanın bilmem kaç bine ulaştığını ve bu kadar kişinin öldüğünü yazdılar, çizdiler, anlattılar. Sosyal medyada cevap veremiyorsun. Adam şunu size söyleyebilir. En sonunda zannedersen bu aslında muhalif değil de makul bir kişi bu espriyi yaptı. Bu espriyi yapabilecek kadar da güldük. O da ne şu? Yani İran'a geldi, Bulgaristan'a geldi. Ortada bir tane bir Türkiye kaldı. Bembeyaz. Ulan bu kadar kişi diyor. Bize nasıl gelmiyor? Vakvak vardı. Şu kadar saklı. Artvin'de benim amcamın oğlu şöyle oldu. Edirne'de böyle oldu. Hani aynen bu bazı şerefsizlerin, bazı ahlaksızların nereye bağlı oldukları bilmediğiniz cibiliyetsizlerin o şehitlere verdiğimiz gece yok 250 vardı, 500 vardı, 750 vardı deyip oradan bile bak oradan bile bir şey çıkartmak, bir siyaset üretmek, bir fikir ideolojisini çakmak adına yapan ahlaksızlar vardı. Geçiyorum onları. En sonunda bir tanesi dayanıma dedi ki ya bu Tayyip Erdoğan ülkeyi öyle bir hale getirdi ki virüs bile bu ülkeye uğramıyor diye adam yazık bilmem kaç bin tweet aldı. İşte neden? Çünkü sen şimdi diyorsun anlamıyorum diyorsun. Yani karşında bir tane bilmem ne Dük Üniversitesi'nin profesörü Türkiye'ye mesaj atıyor. Bak 50 milyar para sanki 50 milyar para cebe koyacaklar. Ulan bunlar söz verirler. 6 milyar doları geçen konuştun ya anlattık ya. 6 sene önce 6 milyar euro vereceklerdi bunlar. Söz verdiler dünyanın göz önünde. Ulan 6 yılda 2 nokta bilmem kaç milyarı geldi. O da bağırta bağırta yani. Yok efendim şuraya vereceğiz. Yatırımı gösterin, projeyi gösterin derken. O IMF 50 milyar dolarına hesapları, kitapları yapıp da bir devlet, bırak Türkiye'yi. Hiç Mikronezya dahi, Mokoko Cumhuriyeti dahi bunları yapmaz. Hani bu kadar dediğin gibi. Ama işte bak her zaman gidip dolaşıyoruz, sonra gene bir tane şey buluyoruz, sorumlu buluyoruz. Bu sorumluyu bulduğum için kızıyorlar ama size çok samimi söylüyorum, kalben söylüyorum. Ben ne kadar zararlıysam benden daha zararlı bu adamlar. Bana yanlışlık yapıyorsun bazen. Adam kızdırma diyorlar. Kızdırmayı bırak. Ben benim
denizde katreyim ben ya. Şu Cumhuriyet sözcü kafası var ya, yani CHP'yi beslenen kafa. Bu adamlar bunları bu hale getirdi. O profu doğru. Da bu hale getirdi. Doğru. Maalesef. Seçim akşamı Bakırköy'de Fox'un ekleri kesmişler. Doğru. Muharrem İnce'yi de arabayı almışlar götürmüşler. İnanılacak kadar sıyrık bir kafa var. Maalesef. Bundan kurtulmadıkça abi virüsten daha tehlikeli bir şimdi kafa. Şimdi 3 tane mesele var. Bunları hemen söyleyeyim. Bu mevzuyla ilgili ardından bitireyim. Bir de Salih Tuna'nın köşesinden okuyacağım. Hikaye şu. Bir, izleyicilerimiz bayağı bir telefon etmişler bu fiyat anomalilerini, öyle söyleyeyim. Vurguncuları nereye şikayet ederiz diye. Ticaret Bakanlığı'nın Alo 175 hattı var. Buraya yapabilirsiniz, telefon edebilirsiniz, şikayette bulunabilirsiniz firmalarla ilgili. İki, hatırlarsınız, sosyal medya üzerinde özellikle iki marka hedef halinde. Onların açıklamaları var. Biz az önce fotoğraflarını, gerçi üzerlerini blurlayarak, kapatarak verdik ama onların da hakkıdır, söylemekte fayda var. Herkes öncelikli olarak Trendyol'da bu fiyatların fahiş dereceye uçtuğunu görünce, yani 4 liralık makarnanın Trendyol'da 20 liraya, 25 liraya satıldığını görünce ya Trendyol'a bak falan muhabbeti oluyor. Trendyol açıklama yapmış. Biz bir platformuz. Yani buraya üye olan iş yerleri kendi fiyatlarını belirliyor. Tabii. Ama buna rağmen bu kadar yüksek meblağlı şeyleri biz de kontrol ediyoruz. Siz de bizi lütfen söyleyin. Hemen bunları atalım platformumuzdan diye. Trendyol'un açıklaması var. Hakkını yemeyelim, söyleyeyim. İki, şurada gördüğünüz üzerine kapattığımız marka Nuh'un Ankara makarnası. Onu da söyleyeyim. Oradan da bir açıklama var. Önemli çünkü bunlar dilden dile yayılarak markanın imajıyla ilgili şey yapıyor. Ben Nuh'un Ankara makarnası firması olarak diyor açıklamada, böyle bir fiyat politikam yok. Ben zaten bunu normalde ne kadara satıyorsam aynı fiyata satıyorum marketlerde. Ama sosyal medya üzerinden bunları toparlayıp 4 liralık malı millet nasıl olsa vurgun yapıyor deyip benim malımı 40 liraya satanlar var. Bunlar hakkında da ben suç duyurusunda bulundum. Müsaade etmiyorum bunlara. Bu fiyat politikası benim politikam değil diyor. Tamam. Marketten 4 liraya alıp internete 40 liraya koyuyor adam. Kim koyuyorsa o ahlaksız. Aynen, onu söylüyor. Bu ikisi söylemek önemli çünkü. Nuh'un Ankara makarnası mıydı bu? Nuh'un Ankara makarnası. Nuh'un adı. Evet. Burgu makarna. Fiyonk değil. Burgu makarna. Bir de fiyonk makarna. Tamam. Bunları da söylemiş olan bir Salih Tuna'nın az önce bizim bahsetmiş olduğumuz hikmetin de altında kalın çizdiği mevzuyla ilgili bir iki cümle söyleyeceğim. Şunu söylüyor. Koronavirüs afetini dünya bir şekilde aşar. Zaten baharla birlikte etkisi azalır, yazında kaybolur gider. Gitmese de aşısı falan bulunur. Kaldı ki Çin'de bile panik bitti. Değerli izleyiciler, burası önemli. Yani virüsün çıktığı Wuhan'da, Wuhan eyaletinde hayat normale döndü, dönüyor. Dolayısıyla bu panik bize hakikaten yakışmıyor. Böyle 15 Temmuz en geç bize gelmesi avantaj. ATM'cileri gibi. Değil mi? En geç bize tabii ulaşması büyük avantaj. Öyle tabii bu ki. Bu saatten sonra IMF'den para almasak da olur yani. Değil mi? Değil mi? Aynen öyle. Zaten virüsten çok şuyuğu etkili oldu. Hani derler ya, şuyuğu vukuundan beter olur derler ya. Bunun söylemi, heyulası, üretilen panik önemli. Dünya için de geçerli bu. Sadece bizim için değil. Dünyada çok daha felaket durumdayız ama bize yakışmıyor. 15 Temmuz ATM'cileri gibi hemen marketlere koşmak olmuyor. Yapmayalım bunu. Bunu da ben eklemiş olayım. Hülasa diyor, koronavirüs sıkıntısını diğer ülkelere nazaran çok daha kolay aşarız diyor. Peki ama diyor, o kafaları ne yapacağız? Hangi kafalar? Rant tipi muhalefet. Rant dediği de Amerika'nın Rand Corporation'dan gelen ifadeyle söylüyor. Bakanımız diyor, geçen gün şeffaflık ilkesi gereği diyor, İlk koronavirüs vakasının açıklaması üzerine adı lazım değil bir CHP milletvekili, Özgür Karabat, CHP'nin İstanbul milletvekili. Ben söylüyorum, Salih Tuna adı lazım değil demiş ama söylüyorum. O da şöyle bir tweet atmıştı. IMF koronavirüs salgınında zarar gören düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkelere yardım için 50 milyar dolar paket hazırladı. Dünya Bankası da pazartesi aynı amaçla 12 milyar dolar hazır ettiğini duyurdu ve saat 00:30 Sağlık Bakanı açıklama yapıyor. Şimdi bak, bir hafta 10 gün önce kötücül. Bir hafta 10 gün önce IMF pazartesi günü de neydi onun ismi? Dünya Bankası hemen aradan 2-3 gün geç, onu da söyleyeyim. Gece 12:30'da hemen Sağlık Bakanı çıktı. Geçmek için parayı. Geçmek için. Yani ahlaksızlık. Çünkü IMF biliyorsun böyle binanın tepesine çık böyle atıyor biliyorsun. Hemen biz de yakalım. Bizde de var, biz de yakalım diyecek. Aynı kafa diyor. Ne tesadüf, bu kül yutmaz diyor Özgür Karabat. Bir de ne tesadüf diye dalga geçmeye çalışmış. İyi mi demiş. Ha, ne tesadüf diye başına atmış yani. Evet. 7 gün önce diyor, hatırlatıyor bunları. Yapıldı bu açıklama. Ne alakası var diyor. Hayır, utanmadılar. Rant tipi muhalefetin tarzı bu. Mesela yeni Samanyolu TV'nin, yani Fox TV'den bahsediyor. Fox TV'nin eski Samanyolu'nun yerini alan
Fox TV'nin algı operatörü Portakal'ın haberciliği baştan sona böyle. Kül yutmaz edalarla her akşam hakikati çarpıtıp Zoka'yı bir güzel yediriyor mankurtlara. En çok okunan yazar çizerlerin bakış açısı ne? Virüsün hangi şehirde çıktığını yazmak da MIT kanununa aykırı mı acaba? Hangi şehirde olduğunu yazarsak tutuklayacak mısınız mesela diye soruyor. Kim bu? Yılmaz Özdil. Yazmamış Engin Öz. Salih Tuna ama bizim özelliğimiz veriyoruz isimleri efendim. Yılmaz Özdil. Evet. Tweet atarak söyledi bunu. Bidon kafalı. Bunlar zeka ürünü işler. Ha, bu ara Yılmaz Özdil'den de şeyi bekliyoruz. Koronavirüsten koruyan 2500 liralık Atatürk maskesi bekliyoruz. Ha, çok güzelmiş. Aa, harika bir fikir. Tabii. Bravo, tebrik ederim. Çok güzel ya. Bu çok en kıymetlisi bu ya. Öbürleri yani Japon şeyinler olsun. 5 liralık makarnayı 40 liraya satan fırsatçı, vurguncu, şerefsizler. Ama Yılmaz öyle değil. 2500 liralık Atatürk maskesi bekliyorum. Yapmışlar hatta. Yılmaz Özdil ve bu tür istismardan çok imtina eder. Evet. Çok dikkatlidir. Düzgün bir sağlam Kemalisttir. 1881 yazsın şurasında. Hani koronadan kurtulsun diye 1900 kaç satışı olsun. Bir de Japon derisi lastiğinden olsun kulakları falan. Kesin İzmir'de var ya, koysun satar. Bak der ki normal maske bak İzmir'de 50 lira veriyorsunuz diye. İzmir diyorsun da. Hayır, İzmir'de hiç demedim. Hayır. Kendi arkadaşları arasında hani gidiyor ya. Satar. Kendi arkadaş toplasın oraya, koysun oraya, bir tanesi müziğe koyarlar. Tamam mı? 100. yıl anısına diye. Cam fanus içerisine. Aynen, biz burada Dubluplar'daki bir koronayı burada yendik diye koyarlar ve satarlar. Bu kadar çok komik bir film yaptım, ben çalıştım, yapmadım. Vallahi aynı leblebi havada yakalardı. Araba kullanırken tekerleği dönerdi lafına. Şimdi 2500 verdiler abicim. Aynen öyle. Yaparlar. Dolayısıyla şöyle bir maskeyi bekliyoruz Yılmaz Özdil'den. O hiç yani hangi kente çıktığına çıktığı mı? Bu da MIT kanununa aykırı deyip şaklabanlık yapacağına, komiklik yapacağına. Asın yazarı. Hiç fırsatı kaçırma Yılmaz Özdil. Hemen bir Atatürk maskesi. Hemen. Hemen. Bir de mümkünse bu nefes alınan yerlere içten şey koysun. Maske koysun. Dıştan çünkü Atatürk'ün suratını olmaz. Evet. Satamaz. Ondan dolayı maskeyi iç tarafa koyarsa, ağzı burun tarafında maskeyi taktığınız rahat nefes alır. Virüs girmez. Bu vaziyette engellemiş olur falan. Tamam, çok çok. Bunu da Yılmaz Özdil rant olarak düşünme. Bu senin görevin zaten. Bunu yapman lazım. Çünkü vatandaşa bir hizmet sunmak zorundasın. Aynen 2500'e kitap sattığın gibi. Öyle söyleyeyim. Devam et. Son şeyden okuyorum. Saatinin son tarafından okuyorum. Bu muhalefet diyor, Yılmaz Özdil gibi, Engin Özkoç gibi, ondan sonra Özgür Karabat gibi bu tarz kafalar diyor, acaba ne zaman Suudi Arabistan ve Fransa seviyesine ulaşacak? Sabırsızlıkla bekliyorum diyor. Allah Allah, hangi seviyeymiş bu diye ben de merak ettim. Devamı şuymuş. Koronavirüsün Türk yapımı biyolojik silah olduğunu iddia eden Suudi Arabistan'da ve Fransa'daki kişiler diyor. Onların CHP'lileri de onlar herhalde. Aynen. Türk yapımı yerine AK Parti veya Erdoğan yapımı deselerdi, Can Ataklı'dan Nevşin Mengü'ye kadar birçok muhalif hiç zaman kaybetmeden üzerlerine atlardı. Hemen cevap hakkını diyor, kullanayım. Anında görüntü oluyor hemen. Böyle sen de hemen söylüyorsun. Tamam. Anında cevap hakkını kullanalım. Şey diyorum, hani dedim ya Yılmaz Özdil satsın falan filan diye bunun mavrasını yaptı. Şimdi hemen tepki. Ya İzmir mi? O değil canım, İzmir'de yapmaz diyor bir tanesi. Arkadaş bak, anlatamıyoruz galiba. Bunu 1000 defa söyledim ben. Ben Yılmaz Özdil değilim. Yılmaz Özdil, Allah muhafaza. Onun gibi asla olmadık, olmayacağız. Bizim bir toprak anlayışımız var. Bir milli birlik, beraberlik anlayışımız var. İktidarda kim olursa olsun. Vatanımızı satmayız, bayrağımızı severiz. Yani şunu asla haşa düşünmedik. Söz konusu Erdoğan'dan kurtulmaksa, vatan teferruattır deyip de 15 Temmuz'da Yılmaz Özdil okurlarının tankları alkışlandığı güruhtan olmadık. Hiçbir Yılmaz Özdil okurlarının tankları alçıklayan okurlar da olmadık. Bunlar alçaklar. Ayırmayı iyi bilin. Yılmaz Özdil sürekli yazarken kirlettiği, bölge bölge kirletiyor çünkü. Yılmaz Özdil böyle. Efendim biz İzmir'de işte buna çiğdeme çitlem deriz, bilmem ne yaparız. Örnek veriyor ya. Onu kastettim. Yani onu kastettiğim şu. Ülkenin her toprağı, her karışı bizimdir. Benim yazdığım hiçbir yazıda bu ayrımcılığı göremez. Ama Yılmaz Özdil gibi tipler kendini böyle aristokrat zanneden, aslında aşiret kafası dahi sahibi olmayan tipler bunu yazıyorlar. Yoksa İzmir'in alakası var bunun. Ama Yılmaz Özdil'in takipçilerinden bahsediyorum. Kafasından, CHP'nin teşkilatı kafasından bahsediyorum. Onlara satarsın diyorum. Sattı mı sattı. 1881 dedi mi dedi. Bunu dünya tarihi yazdı mı yazdı. Zaten sanırsın ki Leonardo da Vinci gibi bir deha kitabı özel bastı Japon kaplaması diye. Ulan bildiğin çiğdem çitlenmiş bir adam. Doğru. Yani bu çitlenmiş adamından kastettiğim o. Yoksa İzmirliler başımızın tacıdır. Şey, İzmirli olduğu kadar tacıdır. Şem'deki Kürt de benim başımın tacıdır. Tacıdır. Asla ben o ayrımı yapmadım. Ben Müslümanım.
Benim hamurum İslam. Biz bu toprakların en eski çocuklarıyız. Anadolu irfanıyla büyüdük. Biz böyle sahiplendik topraklara. 28 Şubatçıları yönetirken de sahiplendik. Erdoğan yönetirken de sahiplendik. Toprağımıza, vatanımıza küsmedik. Saçmalamadık, zırvalamadık. Efendim darbe olunca marketlere koşmadık. O kadar şuursuz olmadık. O Yılmaz Özden'in talebeleri onlar. Onlara satar demek istedim. Bunu düzeltmiş olayım. Şimdi bir haber daha vereceğim. Çok da fazla vakit kalmadı. Zaten koronayla gitti, koronayla bitirdik. Koronayla başladı, yani. Koronayla bitirdik. Fakat şimdi az önce bahsetmiş olduğumuz bir CHP zihniyeti var ya. Var, maalesef yani var. Bu zihniyetin ne olduğu belli. Bak, IMF 50 milyar dolar getirecekmiş. Bakar hemen çıktı bir tane. Allah muhafaza etsin. Hastamız oldu, açıkladı diye böyle bir şey yapıyorlar. Aslına bakarsanız bu zihniyeti de bir karantinaya alıp 14 gün falan değil arkadaşlar. 14 yıl falan boyunca saklamak lazım bunları. Yani kimseye ulaşmaması için bunlar için ayrı kafesler, ayrı böyle gözlem noktaları falan koymak lazım. Karantinaya almak lazım bu zihniyeti. Bu zihniyetin ilginçtir yayıldığı yer sadece Türkiye de değil. Yani Avrupa'nın birçok yerinde de böyle bu zihniyetler falan var. Örnek olarak The New York Times gazetesini göstermek istiyorum. Filali onunla yapalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bir açıklaması vardı ki kendisi de korkuyor. Malumunuz o da tabii 74 yaşında şimdi. Bu mevzuyla ilgili olarak en önemli şeylerden, muhataplardan bir tanesi o. 65 yaşında falan tehlikeli diyoruz ya. Trump'ta o tehlike sınırlarında bayağı gidiyor. Kontrol et demişler. Ediliyor zaten. Bütün dünya başkanları falan yapıyor demiş ama. Hikaye şu. Avrupa'da özellikle çok görülmesi üzerine 30 gün boyunca Avrupa'dan Amerika'ya uçuşları yasakladı. 30 gün boyunca gelmesin kimse diyor. Bulaştırmayın demiş, bana diyor. Bir de gitmesin. Evet, suspend etmiş zaten. From Europe diyor 30 gün. Fakat işin ilginç tarafı New York Times'ı gösteriyorum değerli izleyiciler size. Kullandığı fotoğrafa bakar mısınız? Türkiye. Türk bayrağımız var. Camide muhtemelen Çok şok. Ben şok. Bir dakika. Burası Türkiye. New York Times gazetesi Trump'ın haberini veriyor. Trump Avrupa'dan Amerika'ya yönelik ziyaretleri, seyahatleri 30 günlüğüne durdurdu deniyor. Kubbe ve cami. Fotoğraf. Türk bayrağı var orada. Türk sadece bayrağı öyle mi? Kubbe cami şu değil. Bak ortada Türk bayrağı var. Evet. Tamam. Hangi cami bilmiyorum yani. Buradan çok anlaşılmıyor. Ayasofya diyeceğim ama. Tarihi bir cami yani. Büyük cami. Minaresi restorasyonu. Taksim Camii olabilir bak. Şimdi hatırladım. Öyle Taksim mi? Camii fotoğrafı olabilir. Ona benziyor sanki. Evet. O Taksim duvar. Evet, duvar. Evet. Ondan dolayı. Eski Çeşme'nin olduğu çok duvar. Fark ettim orayı. Taksim Camii'nin fotoğrafı. İç sayfada muhtemelen The Blue Mosque diye Sultanahmet Camii'nin içinde namaz kılan bir insanın fotoğrafını vermiş mesela. Şimdi bu zihniyeti de karantinaya almak lazım. Ulan bir tane ama turizmde müthiş gelişme deyip, Avrupa turizminde müthiş gelişme deyip Türk fotoğrafı basmazsın, Türkiye fotoğrafı basmazsın. Trump Amerika'da Avrupa'dan uçuşları yasakladı koronavirüsten dolayı dediğin anda sen Taksim Camii'nin fotoğrafında Türk bayraklı fotoğrafı basarsın. Abi, emin miyiz? Eminiz canım. Net yani, bir şekilde eminiz. Ben hakikaten bu yazı konusu oldu bana şu şimdi. Şu fotoğraf. Ver hemen yani size ben... bu da. Tahmin ediyorum burası da şey olsa gerek. Evet, most from Europe. Herhalde Sultanahmet olabilir, Fatih Camii olabilir. Bakın Fatih Camii olma ihtimali yüksek. Temizlik yapılıyor çünkü Fatih Camii içerisinde. Valla bunu yapan editör elimi kaydı yanlış. Hani enter yaparken fotoğrafı bilemiyorum. Bitirmiş ama bununla ilgili. Onu öyle olmadığını kabul ediyorum. Ama o kadar da karamsar olma be abi. Evet. Adam diyor ki Avrupa'dan diyor gelişleri. Burada başka bir mesaj da var. Dünya Avrupa İslam'a mı dönüyor? Türkiye bir Avrupa ülkesidir. Yani bunları da alınabiliriz diyorsun. Buradan da alalım abi. Yani peki, yani tamam. İyi niyetli olalım. Biz bugün en azından New York Times'a iyi niyetli yaklaşıyor. Nedir abi? Bak, mesajı bak. Avrupa diyor. Doğru. İki minare ve Türk bayrağı. Abi biraz da şu var. Bahar kalkanı çok mu dokundu? Bir şey mi oldu? Yani değil mi? Yani hep bir etkisi var bunların abi. Günün manşetini bitirdik. Dünya çapında demiş ki Amerika demiş füzesi bir alta yaramıyor. Tomahawk, Mamahawk. Herif geliyor. İndiriyor aşağı diye. Hikmeti durduramayacağım ama günün manşetini bitirdik değerli izleyiciler. Yarın saat 11'de karşınızda olmak üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz.